Salih Polat bu evde doğuyor, burada büyüyor. Biz kendisiyle tanıştığımızda Koza adlı bir dergi çıkarıyorduk. Sonra Salih Ankara'ya gitti öğrenimini devam etmek için. Ankara'da da işte daha geniş edebiyat çevreleriyle bir arada oldu. Hasan Hüseyinlerle, Adnan Yücelerle. Yapıt Dergisi, Türkiye Yazıları, Petek, Oluşum Dergisi çevresinde kendini geliştirdi. Benim Salih'le ilk tanıştığım yıl 1976 idi. Adana'da İnönü Caddesi'nde bir dergi çıkarılıyordu. Ben de işte o yıllarda 16 yaşında şiire yeni yeni, edebiyata yeni yeni adım atmaya çalışan, emeklemeye çalışan biri olarak bir rastlantı sonucunda o derginin içerisinde buldum kendimi. Koza adlı bir dergiydi bu. Salih Polat'la bizim o yıllarda yani Türkiye'de her şiire adım atan gençlerde olduğu gibi bizim de dergi deneyimimiz, dergi düşümüz günlerini yaşadık. İşte daktilomuzu alırdık Eski Baraj, Yeni Baraj Şamlığı'na giderek orada bir dergi provası yapardık. Sonra o daktilolu günlerimizde çeşitli tartışmalarımız olurdu. Oldu da bir dergi girişimimiz ama işte hayata geçmedi. Sonra şunu gördüm ben. Salih öğrenimini sürdürüyordu. Liseyi yeni bitirmişti. Adana Erkek Lisesi'ni yeni bitirmiş. Birkaç yıl sonrası olmalı. Ankara'da üniversite yaşamına atıldı. Adana'dan koptu ama yani ara sıra da gider gelirdi. Her gelişinde Salih'le birlikte Ankara'ya dönüşlerimiz de olmuştu. Örneğin Salih Polat'la biz Yapıt Dergisi'nde Ankara'da çıkan çok önemli bir dergi. 80'li, 78'lerden başlayıp da 82'ye kadar sanırım 83'e kadar süren bir dergiydi. Kutlu Ayşe Kar'ın çıkardığı, içerisinde Adnan Yücel'in, Hasan Hüseyin Korkmazgil'in, işte Vecihi Timuroğulları'nın yazdığı önemli bir dergiydi Yapıt Dergisi. O Yapıt Dergisi'nde Salih Polat'la birlikte yazdığımız da oldu. Sonra Salih Polat tabii daha önemli dergilere adını yazdırdı. Hemen arkasından Yaşanan adında bir kitabı çıkmıştı. Yaba dergisi yayınlar olarak. O Yaşanan'la ilk ödülünü aldı. Akademi Kitabı ve Başarı Ödülü idi. Ardından Bir Afişin Önünde adlı kitabıyla Varlık Yayınları'ndan bir ödül aldı. Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü. Salih'in bizden farklı olduğunu biz o yıllarda sezinlemiştik. Yani oturduğumuzda, konuştuğumuzda çok farklı bakıyordu. Çok kökten bakıyordu şiirlere, öykülere, gelen öykülere. Neden, niçin, nasıl sorularını böyle sürekli deşerdi. Yani yüzeysel bakmazdı. Farkını o zaman fark etmiştik Salih'in. Hiç yanılmadık. Bir gün Adana'ya geldiğinde işte bu kırmızı boyalı eve gittim. Duydum ki Adana'ya gelmiş. Dedim Salih gel seninle bir yere gideceğiz. Çok seveceğin, şaşıracağın bir yere. Ne yapacağız falan dedi. Dedim ya gel sen. Bisikletle gitmiştim. Kırmızı bir Bisan'ım vardı. O kırmızı Bisan'a arkaya oturdu. Arka sepetle oturdu. Mal tepesinde yaktı. Ayak ayak üstüne de attı. Ben buradan Salih arkamda olmak üzere Yavuzlar Mahallesi'ne sürdüm gittim tekeri. Teker bisiklet. Dedim Salih bak bu yol Orhan Kemal Bulvarı. Senin de çok sevdiğin bir yol. Orhan Kemal Bulvarı'nda tam da Orhan Kemal'in insanlarının dünyasına girmiş olduk o cadde üzerinde. İşte yana yatmış evler, yıkılmak üzere olan insanlar, işsiz, güçsüz, at arabaları, işte faytonlar. O zaman da faytonlar tam kalkmamış. Tek tük var. Bisikletle Orhan Kemal Bulvarı'nda ilerledik, ilerledik. Sonuna kadar geldik. O da çok sevmişti
gözlerinden anlıyordum bunu. Yolun sonunda paslı bir elektrik direği gördük. Orada bir tabela. Orhan Kemal Bulvarı. Salih dedi ki ya burada bir fotoğrafımız olsun. Dedim olur, niye olmasın? Tabii ki o zamanlar nerede, hiç kimsede cep telefonu yok. Fotoğraf makinesi kimin eline geçiyor? Karşı, yolun karşısında bir fotoğrafçı gördüm. Dedim sen burada bekle bir dakika. Bu anlatacağımı Salih Polat yazdı. Tam bunu yazdı. Gittim fotoğrafçıya. Dedim merhabalar, merhabalar. Benim bir arkadaşım var şu anda elektrik direğinin dibinde duruyor. O caddeye adını veren Orhan Kemal arkadaşımın dayısı olur. Dayısı da öldü. Geldi adam. Orhan Kemal'in arkadaşının dayısının olduğuna, hikayesine inanan adam. Tanıştırdım işte. Dedim böyle böyle Orhan Kemal'in yeğeni. Salih Bunut yazdı. Yalnız dedi bu tabela dedi ışığa ters duruyor dedi. Öyle mi dedim, tamam. Karşıda da bir kaportacı mıydı, tamirci miydi, iş yeri var. Dedim bekleyin geliyorum. Gittim tamirciye dedim. Ustam 2 dakikalığına bir pense lazım, bana verebilir misiniz? Al dedi, verdi. Geldim ben, tabelayı tutan telleri koparttım. Tabelayı batıya doğru çevirdim. Tam güneşe karşı. İşte bu fotoğraf, o fotoğraf, o elektrik direğinin altındaki fotoğraf, önümüzdeki fotoğraf. Daha sonra aynı fotoğrafın aynı pozu vererek 2007'de geldiğinde çekilmiştik. Yani demek istediğim şu ki Salih Polat Adana'yla duygusal bağlarını hiçbir zaman koparmadı. Gelemese bile sık sık telefonla görüşürdük. O telefon görüşmelerimizde emme ne yapıyorsun falan derdi. Gelim de bir gün Adana'da sürtelim derdi. Bir kebap yiyelim falan. Geldi. 2007'de geldi. İşte Orhan Kemal Edebiyat Festivali'nin olduğu, Çorova Belediyesi'nin düzenlediği Edebiyat Festivali'nde geldi. Gittik işte Siptilli'de gezdik. Şan Sineması'nın önünde işte birlikte fotoğrafımız var. Onunla işte Yeşilluva Mahallesi'ndeki Yılmaz Güney'in 11-12 yaşlarında Adana'ya geldiklerinde yaşadığı evin önünde bir fotoğrafımız var. Kendi evlerinde. Yazılan ve söylenen bütün sanatlar için söylüyorum. Zaten çıkışı da bu değil mi? Aristo da Poetika diye eser yazmamıştır mıdır? İlk sanat felsefesi değil mi? Poetikadır ve şiirden söz eder orada poetik. Şiirin değil mi İngilizce, Fransa'da karşılığı? Poem, poetridir. Demek ki sanatların orada, oysa Aristo poetika derken tiyatrodan, müzikten falan söz eder. Yani bütün sanatların adı olarak kullanır poetikayı. Toplayın, estetiğin karşılığı olarak kullanır. Ama süreç içerisinde şiir kendinden diğer sanatları soyutlayarak, ayırarak şey gibi, uzaya fırlatılan modüller gibi, ta o özdeki çekirdek olarak kendisi kalmış. Salih Kanal Köprü'nün çocuğuydu. Adana Kanal Köprü Mahallesi'nin. Çocukluğumuz aynı mahallede geçti. Salih o dönem Dosteller İlkokulu'nda okuyordu. Ben de o okuldaydım ama orada tanışmamıştık. Daha sonra Salih'le biz Ziya Paşa Ortaokulu'nda tanıştık. Daha sonra bir 50 yıl görüşemedik. Bundan önce erkek lisesinde de birlikteydik. Ayrı sınıflarda olduğumuz halde ama dışarıda zaman zaman görüşüyorduk. Sonra bir 50 yıl görüşmedik. Ben daha sonra 50 yaşımdan sonra İstanbul'a yerleştim. Salih'le bir gün yolda karşılaştık. Eşiyle yolda yürürken birden rastlaştık ve kucaklaştık. O da yakında bir yerde oturduğunu söyledi. İşte o karşılaşmamız bizim ikinci bir dostluğumuzun, o olgunluk dönemimizin bir süreci oldu, başlangıcı oldu. Thank you.
Salih ile sonra sık sık görüşmeye başladık biz. Şimdi evde otururken ben arardı, emmi derdi o. Bizim Adanalıların tabiriyle. Ya Zafer emmi neredesin derdi. Dedim vallahi evdeyim. Ya atla gel derdi, ben Moda sahiline iniyorum. Ben de inerdim oraya. Yoğurtçu Parkı'nda, Moda sahilinde vakit geçirirdik. Ana konumuz Adana'ydı. Çok fazla biz birlikteyken böyle edebiyat konuşurduk ama biz daha çok Adana'yı konuşurduk. Eski Adana'yı, eski Kanal Köprü'yü. Ve Salih onları konuştukça, dinledikçe sanki Adana'da yaşardı. Öyle özlem giderirdik. Tabii ben de biraz geç yaşlarda Adana'dan ayrıldığım için ben daha çok özlüyordum. Zaman zaman bana kızıyordu. Ya diyordu, sen ne kadar çok Adana'yı özlüyorsun. Ama o biliyordum ki benden daha fazla özlüyordu. Çünkü o lise çağlarında Adana'dan ayrılmıştı. En çok Adana'daki o çocukluk günlerini özlüyordu. Adana'daki okul yıllarını ve o günleri anlatırdık. Kanal Köprü'yü çok anlatırdık. Kanalı, işte oradaki yazın o çimdiğimiz sulama kanalındaki o günleri, o yaz günlerini, hindi incirlerini, ondan sonra şeyleri, dardağanları konuşurduk. Yazın geldiği zaman Salih böyle içi kıpır kıpır etmeye başlardı. Oldukça akademik bilgisi vardı. Yani şiir poetikası üzerine sürekli düşünür, sürekli yazı yazar, sürekli cebinde bir kitapla dolaşırdı gezerken. Gezmeyi, yürümeyi çok seven bir arkadaştı. Salih'i erken kaybettik. Ben şimdi İstanbul'a gittiğim zaman Kadıköy'de Salih'i arıyorum. İşte Moda sahiline iniyorum. Az sonra diyorum Salih'e rastlarım. Sonra düşünüyorum ya Salih yok artık aramızda diyorum. Ama bir yanımda, bir türlü inanmak istemiyor. Ne zaman senden söz açmak istesem, romanlar satın alıyorum sahaflardan. Bilimsel kitaplar karıştırıyorum. Şiirlerden korkuyorum nedense. Hangi taşa baksam yoruluyor. Ellerinden başlasam diyorum. Hani bende unuttuğun ellerinden. Dehşetli bir dolu yağıyor. Aylarca bunu konuşuyor çiftçiler. Sonra dolunay yeni bir gelin gibi süzülüyor gökyüzünde. Gece arsızca sıvanıyor turuncu geceliğine. Ne zaman senden söz açmak istesem, bir yanını geçip giden güney treninin son vagonuna atıyor bir demiryolu işçisi. Bir yanını güneşte büyüyen gölgesinin yanına bırakıyor. Yaralı bir tay geçiyor uçurumundan. Ne zaman senden söz açmak istesem, bir de bakarım aradan 1000 yıl geçmiş. Yeni bir çağ açılmış seninle başlayan. Bir portakal kabuğunun kabuğuna kayıtsızca vuruşunla başlayan. Bu kentten gitmek kurtuluş değil. Zincirin boynunda olduktan sonra değişinle başlayan. Ne zaman senden söz açmak istesem, uzak köylerin kıyısındaki ağaçların arasında, küçük taşlarda parçalana parçalana akan, ince, saydam, serin bir su gibi bir türkü dökülür ağzımdan. Utanırım sesinin böylesine içli oluşundan. Sen denize bakıyorsun ya, ben sana aşkları anlatmak istiyorum. Unutulmuş masalları. Unutulmuş masallardaki aşkları anlatmak istiyorum. Sen denize yürüyorsun ya, ben sana herkesten önce özgür olmak için mahkum ranzalarındaki çentiklerden çalıp kendi çentiklerimi kattıklarımı anlatmak istiyorum.
Çarpıp duran bir pencere kanadı gibi çarpan kalbimi. Sen denize gömülüyorsun ya.